Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için en temel motiflerden biri olan bu düz kare motifi nasıl ördüğümü anlatacağım. Bu motif örülürken bazen kenarların birisinde bir zincir izi oluşabiliyor. Şuradaki gibi şöyle bir zincir izi oluşabiliyor. Bu görüntü benim hoşuma gitmediği için ben bu tekniği uygulamıyorum. Şimdi size daha temiz bir örgü elde edebilmek için şöyle şu şekilde bütün kenarları aynı, daha temiz bir örgü elde edebilmek için nasıl bir teknik uyguladığımı anlatacağım. Bu şekilde örerseniz zincir izi olmadan motifinizi örmüş olacaksınız. İp olarak ben Alize Cotton Gold kullandım. Tığım ise 3 milim kalınlığındaki yün tığı. Evet, motifimize bir halka yaparak başlayacağız. Şöyle bir başlangıç ilmeği alıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5 zincir çektim. Üzerine ip almadan tığımın geriye dönüp ilk zincirin içine batırıyorum. Ve şu şekilde iki ucu birleştiriyorum. Böylelikle burada zincirlerden oluşan bir halka yapmış olduk. Şimdi bu halkanın içini trabzan grupları ile dolduracağım. 1, 2, 3 zincir çekerek sıraya başladım. İp aldım ve deliğe batırıyorum. Şu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bu zincirli kısımla beraber iki tane trabzan elde etmiş oldum yan yana. Ve bir tane daha yapıyorum. Şöyle deliğe batırarak bir trabzan daha yaptım ve yan yana üç tane trabzan elde etmiş oldum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bu iki zincir benim köşe dönüşümü oluşturacak. Tekrar ip aldım ve deliğe batırıyorum yine. Trabzan yapıyorum. Bu arada bu artık olan ipi de şöyle örgünün arasında tutarak devam ediyorum. Sonra bunu kestiğimde bu da temizlenmiş olacak. Şimdi iki zincirden sonra bir trabzan yaptım. Yine aynı deliğe bir trabzan daha ve yine aynı deliğe bir trabzan daha yapıyorum. Yani yine 3 tane trabzan yapmış oldum yan yana. 3 trabzan bir grup oluşturuyor. Bu grubu yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum yine köşe ve ip aldım. Tekrar deliğe batırarak 3 tane trabzan yapacağım. Evet, şu şekilde 3 trabzandan oluşan grubumu yine yaptım. Bu birinci köşemdi. Bu ikinci köşem. Şimdi üçüncü köşeyi oluşturacağım. 2 zincir. Ve tekrar deliğe batırarak dördüncü kenarım için 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, şu şekilde birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü ve dördüncü kenarımı da örmüş oldum. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi sırayı kapatıp üst sıraya geçeceğim. Zaten birkaç sıra ördükten sonra temel mantığını çok net anlayacaksınız. Şimdi buraya çok dikkat edin. Başta söylediğim o zincir izini oluşturmadan sıramızı nasıl bitireceğimizi göstereceğim. Bu zincir izi neden oluşuyor? Çünkü sırayı tam burada bitirirseniz, yani alttaki bu zincirli kısmın üzerinde sırayı bitirirseniz, üzerine tekrar zincir çekerek başlayacağınız için üst üste zincirler sıralanmış oluyor. Biz şimdi sırayı bu zincirin üzerinde bitirmeyeceğiz. Sırayı köşenin ortasında bitireceğiz. Böylelikle bir sonraki sıraya başladığımızda çektiğimiz zincir buradaki zincirin üzerine denk gelmeyecek. Böylelikle üst üste zincirler sıralanmamış olacak. Peki bunu nasıl yapıyorum? Buraya dikkat edelim. Şimdi normalde iki zincirle burayı kapatmam gerekiyordu ve dördüncü köşeyi oluşturmam gerekiyordu. Şimdi bu şekilde kapatmayacağım sırayı. Bir zincir çekeceğim. Üzerine ip almadan tığımın bu başlangıçtaki 3 zincir çekerek başladığımız yerin 3. zincirine batırıyorum. İp alıp çıkardım. 2 tane ip var tığımda. Bunları tek seferde çekip çıkartıyorum. İlmeğimi ortaya doğru çekiyorum yani. İlmeğim tam köşenin, burası köşe, köşenin ortasında kalmış oldu. Bu ilmek sırayı bitirdi ama zincirin üzerinde bitirmedik, köşenin ortasında bitirdik. Şimdi yeni sıraya buradan başlayacağım. Yine 3 zincir çekerek sırayı başlattım. İp aldım ve az önce oluşan bu deliğe, köşe deliğine batırıp bir trabzan yapıyorum. Ve böylelikle bu zincirli kısımla beraber yan yana iki tane trabzan yapmış oldum. Şimdi önümde alt sıradaki üç tane trabzan var. Bunların üzerlerine de birer tane trabzan yapacağım.
Dikkat ederseniz şimdi bu zincirli trabzanın üzerine normal trabzan gelecek. Böylelikle burada üst üste binen bir zincir izi oluşmamış olacak. Şimdi bu 3 tane trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, şu şekilde 3 tane trabzanın üzerine 3 tane trabzan yaptım. Başlangıçta da 2 tane trabzan vardı. Şimdi köşeye geldim. Köşeye de yine 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, böylelikle bu alt sırada 3 tane trabzandan oluşmuştu grubu. Üst sırada 2 tane bu taraftan trabzan yaptık. Ekstradan 2 tane de bu taraftan trabzan yaptık. Toplam 4 tane fazla trabzan yaptık ve burada toplam 7 tane trabzan yapmış olduk. Yani bir alt sırada 3 trabzan bir kenarı oluştururken bu sırada 7 trabzan bir kenarı oluşturmuş oldu. Ve şimdi tekrar köşemi döneceğim. 2 zincir çekiyorum. İp aldım. Yine burada 2 tane bu taraftan, 2 tane bu taraftan arttıracağım ve 3 olan sayıyı 7'ye çıkartmış olacağım. Önce bu deliğe 2 tane trabzan yapıyorum. Şu şekilde yaptım. Şimdi buradaki 3 trabzanın üzerine 3 trabzan yapacağım. Evet, şu şekilde yaptım. Ve yine deliğe 2 tane trabzan yapıyorum. Yani yine alttaki 3 olan trabzan sayısını 2 buradan arttırdım, 2 buradan arttırdım ve 7'ye çıkartmış oldum. Yine 2 zincirle döneceğim ve diğer 2 kenarı da aynı şekilde yapacağım. Bunları yapıp gelelim, sıranın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, ben 3. ve 4. kenarı da ördüm. Sıranın sonuna geldim. Yine 7 tane trabzan var her kenarda şu şekilde. Sıra sonlarını her zaman bir altta yaptığımız gibi bitireceğiz. Her zaman ilmeğimiz köşenin ortasında kalacak. Böyle kalınca yine zincirler üst üste gelmemiş olacak ve düzgün bir örgü elde etmiş olacağız. Nasıl yapıyordum? Bir zincir çekiyorum. Üzerine ip almadan tığımın. Buradaki başlangıçtaki 3 zincirlik kısmın 3. zincirine batırıyorum. Şöyle ip alıp çıkardım. Tığımda 2 tane ilmek var. Bu 2 ilmeği tek seferde çekiyorum. Böylelikle ilmeğim köşenin ortasında kalmış oluyor. Buradaki zincirin üzerinde kalmış olmuyor. Ve yeni sıraya ben köşenin ortasından başlamış oluyorum. Yine 3 zincir çekerek başladım. İp aldım ve az önce oluşan bu köşe deliğine batırıp bir trabzan yapıyorum. Böylelikle yine bir alt sırada şöyle 7 tane trabzanım vardı. Bu 7 tane trabzanı yine aynı şekilde buradan 2, buradan da 2, toplam 4 tane arttırarak büyütmüş olacağız. Şimdi bu zincirli kısımla beraber 2 trabzan yaptım ve önümdeki bu 7 tane trabzanın üzerine 7 tane trabzan yapıyorum. Evet, şu şekilde 7 tane trabzanın üzerine 7 tane trabzan yaptım ve şimdi yine köşe deliğine geldim. Köşe deliğine de yine 2 tane trabzan yaparak bu kenarı bitirmiş oluyorum. Yani alt sırada 7 trabzan vardı. İkisini buradan arttırdım, 2 tane de buradan arttırdım. Toplam 4 tane arttırmış oldum ve sayıyı 11 yapmış oldum buradaki trabzan sayısını. Ve köşe dönüşüm her zaman 2 tane zincirden oluşuyor ve tekrar devam edeceğim. Buraya önce 2 tane trabzan yapacağım. Sonra trabzanların üzerlerine trabzanlar ve köşelerde yine 2 tane trabzanla bu köşeyi de arttırmış olacağım. Aynı mantıkla sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi sırayı tekrar aynı şekilde kapatacağım. Bir zincir çekiyorum. Üzerine ip almadan tığımın başlangıçtaki 3 zincirlik kısmın 3. zincirine batırıp şu şekilde ip alıp çıkardım ve ikisini beraber örüyorum. Bundan sonra mantığımız hep aynı şekilde devam edecek. Hep buradaki trabzanların üzerlerine trabzanlar yapacağız. Ve köşe deliklerini kullanarak 2 bu taraftan, 2 bu taraftan toplam 4 tane arttırmış olacağız trabzan sayımızı. Köşe dönüşlerimiz her zaman 2 taneden oluşacak. Şimdi ben bu sırayı da aynı mantıkla örüp geleceğim. Ve sonra diyelim ki motifinizi bitirmek istediniz. Nasıl bitireceksiniz onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben bir sıra daha ördüm ve sıranın sonuna geldim. Diyelim ki artık burada bitirmek istiyorsunuz motifinizi. Bitirirken ilmeğinizin ortasında kalmasına gerek yok. Normal şekilde bitirebilirsiniz. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Üzerine ip almadan tığımın bu başlangıçtaki 3 zincirlik kısmın 3. zincirine batırıp şöyle ip alıp çıkartıyorum.
ve bunu bekleyen ilmeğin içinden geçiriyorum ve böylelikle sırayı kapatmış oldum. Bir zincir çekerek sabitleyip ipimi kesiyorum. Ve böylelikle motifimizi bitirmiş olduk. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgilerimle.